Qaldı. Namazını misal qılıb gəldi. Və bunga oxşayan minglərən hökmləri də qoyuşluğumuz mümkün. Məsələn, siz 5-6-sını sanab ötüb getdiniz. Mən isə bittəsini misal sifətində gətirdim. Yəni namaz bugünkü gündə icra qılınmayıbdı, tan aldınız. İcra qıla bilməyibdi, tan aldınız. Ümumən qılmayıbdı, tan aldınız. Amma bunu əksini icra qılıyıbdı. Yəni namazı ixtiyariliyini təminləyici nizam var bugünkü gündə. Mana bu İslamın əksidir. İslam şunun üçün qorunub durubdu, vaqeilikdə İslamda əsl qismi, yəni icraiy vücudunu qırqıb alıb yürüşdü. Şunun üçün İslam yox deyib mən. Çündür aldınmı? Əgər şuna qədər yetkən bolsayız, dindən çıxıb getəsiz. Mən şuna qədər düşündüm mü, nəhat ki bu adam İslamga şu qədər, yəni kufroniy e'tiqod bilan yondashadi deb so'radim-da. Bu dindan chiqib ketadi. Yo'q, islom hayot maydonida yo'q dedim. O'shani so'rayapman. Ya'ni bitta namozni jazosini bermaslik bilan islom yo'q deb hukm chiqarish mumkinmi? Nimaga suyanib aytyapsiz? Bitta namozni misol sifatida keltirdim, lekin minglagan bor dedim. Minglaganini ijro qilinmayapti dedim. Pashti İslomda hatto ozginagina bir dona hukmi mana shu namoz masalasida namozni o'zini ixtiyoriy qilib ta'minlab turgan hukumat turibdi ustimizda deyapman. Majburiy bo'lishi kerak edi aslida bu narsa, to'g'rimi? Yo, majburiy demi? Yo, majburiy bo'lmaydi. Nega majburiy bo'lmaydi namoz? Ko'rsatingchi menga qatta majburiy bor. Musulmonga namoz majburiy emasmi? Musulmonga farz. Lekin majburiymi shu? Yo, o'ziga farz. Boshqa odam majburiy bo'lmaydi. Boshqa odam majburiy bo'lmaydi. Yo, farz. Yo, siz hozir bitta gapni gapirib, ikkinchi tomonga o'tib ketyapsiz-da. Namoz majburiy deb bilaman, yoki majburiy emas, ixtiyoriy menda. Yo, siz boshqa odam majburlamaysiz, siz hokim emassiz-ku. Ha, shu hokim majburlash kerakmi? Yo, hokim ham majburlamaydi, agar ixtiyoriy bo'lsa. Chunki u ta'zir u. Majbur qilish bo'ladimi? Namoz musulmonning ixtiyoriymi? Shunaqa demoqchimisiz? Yo'q, demoqchi bo'lganim aytyapman. Boshqa tomonga sakrab-sakrab o'tib ketaversak, qarshi tarafning gapini eshitmasak, o'zimizning gapimizdan din yasasak, unda islom qolmaydi. Hamma o'zicha din yasab oladi. Shunday demoqchimisiz? Ochiq gapirmaysiz menda. Ochiq aytyapman men. Namoz har bittamizga farz. Namoz o'qimaganning jazo. O'zimni gapimda aytay sizga, eshitingda mana. Namoz musulmonlarga majburiy o'qiladigan shar'iy hukmlardanmi yoki ixtiyoriymi? Men buni majburiy deb. Farzi ayin. Majburiymi? Farzi ayin majburiy, boshqaga majburlamaydi. Tushunmayapsiz siz gapni. Qo'shningizni majburlamaysiz namoz o'qi deb. Siz qoziga o'bertir. Adamini berdirsam-chi agar islomiy davlat bo'lganida. Hozir adabini bermayman men. Hozirgi holatda ta'zir, buni jazosi men bunga ishtirof qilaman yoki men bunga indamayman. Nima deysan desa hech narsa deyolmaysiz. Chunki shar'iy jazo hukmi yo'q, ta'zir bu. Had emas bu. Farqiga bormayapsiz-da. Farqiga bormaganingiz uchun chalkashtiryapsiz hukmlarni. Allohning nomidan gapiryapsiz. Bu kufr bu. Gapga tushunyapsizmi hozir gapimga? Shariy qoida gapirdim sizga. Xo'p, shunda ixtiyoriy demoqchi bo'ldingizmi? Nima demoqchi bo'ldingiz? Yo'q, har bittamizga farz. Boshqa odamga majburlash masalasi ijtihodiy masala, ta'zir mavzusi. Boshqa odamni majburlash agar topilmasa bir jamiyatda, o'sha jamiyatda islom yo'q degan da'voni qilish kufr. Bunga o'xshagan minglagan misollarni olib kelishligim mumkin, lekin birini olib keldim, siz esa 4ta 5tasini olib keldingiz. Masalan, o'g'rini, zinokorni. Yo, men uni kelmadim. Uni olib kelmadim. Sizga masala oydinroq bo'lsin, tushunarliroq bo'lsin uchun ta'zir ijtihodiy masalaga emas, Qur'onda kelgan ochiq-oydin had masalasiga keldik. Had bilan ta'zir farqiga borasizmi yo'qmi? Menga qarang, namozni o'zini gaplashing. Menga
Oyun kısız mı? Oynadığım bulamaz mı? Hadi oyunu oynadı mı lan? Buradırlar. Ne de yaptı bu kişi? Namaz. Lan ne oyunu Mecbur lan? değil mi? Diyorayım mı? Müslüman için. Gepenin oğul bala kılıp adam yokşap. Adamla çüne diyorsun. Tilde ettin. Adamlar düşünüyor diyen tilde et yapan. Namaz. Her bir Müslüman için farz-ı ayın. Ha, Başka bugün... adam namaz okumasa bir adam. Onu her bir de Müslüman barıp cezalaşı hakkı yok. Kazı meselesi. Kazı bir cemiyette bir adamın namaz okuma geldiği için cezalaşligi tazir babıge kiradı. Tazir babı bütün müştehitler ittifakı göre iştihadi sanaladı. Bir cemiyette bir namaz okuma genge nispeten bazen kamok cezası, bazen ölüm cezası, bazen adamlar bulan gaplaşmaydigen, kuda andaçılık kımaydigen cezası, bazen inlemezligi mümkün. Kaza yetişi mümkün ki ben ceza bilir miyim ben bunge bağır değilse hakkı bağırın. Bundan artık cevap buladım. Oyun oynadım mı hazır? Hazır şunda namaz Şimdi ben ihtiyarıydı size savol kaldım. verdim. Şimdi ben size savol verdim. Tazir hakkında gap gitti. Beni cümlemi düşündüyüz mü yok mu? Ben tazir hakkında gaplaşmayayım ben sizinle. Namazda Beni uzu. Cümlemi düşündüyüz mü yok mu? Düşündüm sizi cümlenizde. Hop, ne dedim ben? Kazı tazir verdi diye ben. Tazir ne dedi gene? Mecburlaydı de gene. Kim etti mecburlaydı gene? Tazir ne dedi gene? Hop, ihtiyar verdim önde. İhtiyaren bir işi mümkün. Namaz okumadıydı ama. Okumadık işe mümkün. Kazın işi bu. Mutlak hamede ya. Hame gelmez. Ta, işte hani düşünmeyersin. Ma hamen üstü mesela. Gepleşme yapma. Çünkü bir kişi üstü istikadi. Doğru et yapsız. Lekin ma hamen üstü gepleşme yapma. Bugün günde 2 milyar Müslümandı. Kançası okuydu dese. Siz Müslüman demeyin. İltimas. Ama anakamdan sana Müslüman. Müslüman. Müsur bu İslam'dan taşkarıya çıkıp olgan ahli bid'atlarını aytiladı da biz Müslüman. Müslümanlarımız. Ha, şunu da adım yapayım. İhtiyari bu durup diyor bugün günde. Devlet bunu ihtiyari ikaliğini tahminlep durup diyor. Bana bunlar ise İslam'da yokluğunu bitme misal sıfatı kilitirdim. Bunu yoksa milyonluğun kilitiremez ki kere olsa. Milyon kilitirin. Hadi başlayın. Birinci. Siz mutluluş için yaptışarak. Yok. Lan yok lan. Mümkün de ihtiyari ikaliğini tahminlep duruptu. Namaz ihtiyari bu kaldı. Hani siz mesela mecbur idi yapsın mı? Ne demek? İhtiyar edemek için misin? Mecbur edemek için misin? Açık ayet olma yapsız. Ne demek ki açık ayet olma yap ben? Ya ne demek? Mecburi mi ihtiyar edeyim? Mecburi her kimge farzı ayın diye yap ben. Başka ge mecburlar mıyım? Mecburi bulsa, ha bugün de ihtiyari ikaliğini tahminlep duruyor. Hükümet duruptu üstümüzde. Hükümet dinge aralaş mıydı? Şu ihtiyari kılıp tahminlep duruptu mu şunu? Ameliyatken yok. Hükümet dinge aralaşmıyordu. Namaz okuydu Müslümanlar dedi. Mescitlerini açıp yeredi. Hımaya kıladı. Beş vakit namazı tamirleydi. Cümeni, nazaratını kıladı. Köşelerini doğruleydi. Hafsızlığını nazarat kıladı. Hayit namazlarını doğruleydi. Namazı bizge şerait kıp yeredi. İhtiyari namaz okumayan adam mı? Bir adam ortağını gelip yetelap ap gelip oku namaz dese onu kamakı kamemeydi. O devlet dini form bilen hüküm yürütmeydi. Devlet tizim bilen hüküm yurtadı. Devlet dinli dava kılıyatkeni yok. Uşa devlet bugün günde ihtiyari ikaliğini kapalatlap oturuptu da. Şimdi sizde az gene kelle de işgal var eken mazur kuramız indi meyli. Çünmediyiz yapımızda. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam degen de şehadet kelimesine ettiler. Beş vah namazı okuşu ettiler. Ramazan ruzasını ettiler. Zakatı yapırdılar, hacca ettiler. Bundan ziyadeyem kımiymen, nuksanem kımiymen dedi. İçtiken adam, bir tarafı ayette. Kim cennetini kurmak için olsa şunge karasın dediler. Cebrail aleyhissalatü vesselam'a karşı çıkıyoruz. Uzbekistan'da beş vah namaz tamillen geldi. Şimdi ben yukarıdığımı ki bu kişiye anakadı yapmadım. Tazir buna haddi farkı gibi olmasa ki, tazir bu adırlar işte, hadi mesela. Kazı cezanı uzu telleydi. Hohlese kameydi, hohlese keltekleydi, hohlese ştraf soladı. Hohlese balkete vurduydu, bir metri geçirdim ben deydi. Tazir babı işte hadi. Lekin had babı Kur'an'da sabit bugün ceza turları. Onda kazının ihtiyarı yok. Eğer deliller sabit bulsa 100% inkar kılırken hiç kanakangi ihtimal kalmasa onu
cazolaşka mecbur Peygamber aleyhissalatu vesselam etkenler. Menge çıkmaylar. Eğer menge kiseyler, men haddi icra kılamayan. Bari bu ziler, bu sekete uğurlar. Resulullah ihtiyar biri yaptılar. Cinayet kıyan had, cari bugen zina kıyan adamge. Zina kıyan adamge kese bar kete uğurdu yaptılar. Sırazı üçlep cazolaşlık ki işkivaz bumi yaptılar. Bu adamlar da havarici düşünce şuna kadar bakmayan ki yukarıda etmekçiydim. Bazıları ayette bunların muamması kelimelerini düşünmezlikte yani Mahbubi ayeti yaptı. Halife bilen devlet düşünme yaptı bu diyetti. Tazir bilen haddiyem düşünme yaptı. Lugatın düşünmezlikini tagidagi muammanı mı bilesler mi? Buradaki bunların lugatını düşünmezlikini en katta muamması bunlar şahsi düşüncesi bilen bir ilah yasa alışken. O'zlarining ilohlari bor, butlari bor, hayollarida farazlari bor. O'sha farazlarni din deb tushunishadi. Shuning uchun islomiy qanaqangi ilmiy istilohni bularga ayting, uni tushunish xohlamaydi. Mana shundan kelib chiqib muhaddislar aytadiki, agar rofizalardan hadis rivoyat qilsa, ahli bid'at hadis rivoyat qilsa, olamizmi desa, shoba aytadi, Ali Madini aytadi, boshqa muhaddislar aytadiki, agar o'zining bid'atini qo'llab-quvvatlash uchun rivoyat qilsa hadisi olinmaydi. Nimaga shunaqa deyishgan desa, chunki ular o'ziga mosini qidiradi xolos. Masalan, hozir million deyapti. Mingta islom amali yo'q deyapti. Qani sanading? Bu vaqtim bor bemalol. Sanading? 15 tadan keyin tugaydi. Keyin nimaga o'tadi bular? Soqolga o'tadi, uzun kiyimga o'tadi, shalvari kaltamasligiga o'tadi. U yo'q kulgili bo'lib ketadi. Bular farazlari bilan din yasab olgan odamlar, birodarlar. Bular o'zini nafsini xudo qilib olgan odamlar. Bularga ilmiy gap gapiryapti. Savoliga 100% javob beryapman, men bilan o'yin qilmang deyapti. Nimaga? Bu xohlagan gapni gapirib bermaganimiz uchun. Mahbubiy bunga aniq savoliga ilmiy javobni konkret beryapti. Nima deyapti? Menga ertaga aytmang deyapti. Dinni ertak deyapti. Bular o'zining ahli havosini, bid'atini gapini gapirmaguningizcha Imom Mahdini ham tanomaydi bular. Kelsa Iso alayhissalom osmondan tushib kelsa, bular aytayotgan gapni gapirmasa Iso alayhissalom uni ham tanomaydi. Kasallik otga men nima haqorat qilyapsiz? Ketib yubordingiz-ku. Tanomayapsiz-ku. Qani gapirib, xayollaringizni aytyapsiz-ku, biror? Yo'q, yolg'on bo'lsa ayting. Qayer yolg'on? Nima deyotganingizni o'zingiz bilmayapsizmi? Men juda bilib turibman. O'zingizni, nafsi havoyingizni iloh qilib olgansiz. Ilmiy istilohdan 1 daqiqa oldingi gapingizni ayta olasizmi? Nima deganingiz hatto. Iso alayhissalom kelsa hozir sizga, "Voy, hizbiylik noto'g'ri" desa, uni ham inkor qilasiz. Xayollaringizni buna qilib to'ngab, buna qilib bo'xto qilish yasmi? Nimaga IShID xalifalikni e'lon qilganda inkor qildinglar? Noshar'iy narsani noshar'iy ekanligini aytiladi. Yo, xalifalik edi. O'sha sizlar aytayotgan xalifalik. Ular sizlarni tushunchanglardagi xalifalik edi. O'sha hukmlarni ijro qilamiz, benamozni kaltaklaymiz, o'g'rini qo'lini kesamiz, zinokor toshbolon qilamiz degandi. Sizlar xohlayapsizmi? Sizlarda yo'qmi shu narsalar? Inkor etyapsizmi bu gapingiz bilan? Yo, inkor qilmayapman. Nimaga tanomadingiz? Rostdan ham shuni xohlamaysizmi siz gapirayotgan gapingizni qarang? Yo, nimaga nimaga ularni tanomadingiz? Noshar'iymi, noshar'iy deydi. Nimaga noshar'iy? Nimaga shariatda xohlayapti yo'q deydi? Nima xohlamayapsiz? Yomon ko'rasizmi siz ham? Noshar'iy asosda kelib o'tirib bo'lmaydi. Xalifalikni noshar'iy holatda paydo bo'lishligi mumkin bo'lmagan yasalgan narsani biz tan olmaymiz. Haqiqiy islomiy asosda, shar'iy asosdan kelib chiqqan manbaga tayanib. Shunga tayandi, Qur'on sunnatga tayandi, ijtihodga tayandi. Yo, bu yerda siz bilan bahslashishi foydasi yo'q. Yana qaytib kirib turib kazzob deb haqorat qilmang. Sizni sizni tugab bo'ldi. Limitingiz tugab bo'ldi. Siz haqingizda agar eshitgingiz kelsa, eshitib o'tiring. Bo'lmasa, Levi Prokhor bilan kirib eshitib turing. Zaps bo'lsa, tashab qo'yishadi sizga. Shaxsiy tushunchangizni iloh qilib olgansiz. Siz agar Hizb-i Tahrir a'zosi bo'lmaganingizda edi, hozirgi bahslarda xalifa haqida mavzuni ko'targaningizda edi, sizni bu odam samimiy bahs qilsa bo'ladi desa bo'lardi. Nimaga? Siz bitta partiyani a'zosi emassiz. Din, samimiy islom haqida, shariat haqida gaplashaman derdingiz va sizga shar'iy istilohlar gapirilsa qabul qilardingiz. Nimaga shar'iy istilohlarni qabul qilmayapsiz? Chunki siz bitta butga sig'inasiz. Xayoliy butu.
Hizb-i Tahrir degan butu. Butga sig'inyapsiz, shu butingizni sindirib qo'ygan odamni kazzob deysiz. Ertaga aytyapti deysiz, men bilan o'yin o'ynama deysiz. Nimaga Hizbdan voz kecha olmaysiz? Hizb xato-ku. Hizbni birorta manbasi shariatga, ya'ni u xalifalikni o'rnatish, ya'ni hozirgi kunda farzi ayin bo'ldi degan gaplarni birortasi na Qur'onga, na sunnatga to'g'ri kelmaydi. Yo'q unaqa narsa. Biror doim hadisda yo'q xalifalikni o'rnat degan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam dunyodan o'tayotganlarida faloncha xalifa bo'lsin demaganlar. Ijtihodiy masala bo'lib qolgan bu xalifalik. Mandan keyin xalifalik bo'ladi deganlar bu mo'jiza hadis hisoblanadi. Qiyomatga yaqin xalifalik minhojun nubuva asosida keladi deganlar bu bashorat bu. Lekin nimaga sahobalar ixtilof qildi? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ming yugurib o'rgulib oxiri xalifa Qurayshdan bo'ladi deb Hazrati Umarni ko'ndirib o'zlariga nomzodlikni oldilar, xalifa bo'ldilar. Nimaga u kishi o'zlaridan keyin Hazrati Umarni tayinlab ketdilar? Nimaga Hazrati Umar dunyodan o'tayotganlarini bilganda odamlar keldi, "Oy Abu Bakrga o'xshab bitta xalifani tayinlab keting, o'zingizdan keyin" deganda Rasululloh qilmagan ishni qilmayman deganlar. Hazrati Umarning ijtihodi xalifani tayinlab ketishga bo'lmagan. Rasulullohning ishlarini qilaman, o'zingizlar saylab olinglar, 6 ta odamni tayinla, sizlarga taklif qilaman, o'zingizlar bilasizlar deganlar. Hazrat Usmonni tayinlashgan. Islomiy hayotda yashash masalasi u had ijro qiladigan islomiy hayotda yashayman degan ishitni tushunchasi bilan sobit bo'lmaydi. Hazrati Alini ham kofir deysizlar sizlar. Hazrati Ali aynan mana shu masalada muammoga uchraganlar. Hazrat Usmon qatl qilingan, Muaviya radhiyallohu anhuga menga bay'at ber desalar, Muaviya radhiyallohu anhu men Umaviylarni, Usmonni vakiliman degan, valisiman degan. Qasosni olasiz, keyin sizga bay'at qilaman degan. Qur'onda Alloh taolo "Utiba alaykumul qisos" degan. Qur'onda sobit u, namozni jazolash u ta'zir masalasi, ijtihodiy masala. Qur'onda qasos vojib, xalifa olishi shart. Hazrati Ali radhiyallohu anhu yo'q deganlar, xodomiyman deganlar. Shu masalada ixtilof bo'lgan, Hazrati Oisha ham shu masalada, Hazrati Zubayr ibn Avvom, Talha ibn Ubaydulloh, bular hammasi shu masalada Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan muxolif bo'lib qolishgan. Oisha radhiyallohu anha onamiz tushunganlar keyin tug'ilmasamidi-yu shu Aliga qarshi chiqmasamidi deb pushaymon qilganlar. Zubayr ibn Avvom shahid bo'lganlar Jamal hodisasida. Talha ibn Ubaydulloh shahid bo'lganlar. Shu hodisaning oqibati. Muaviya radhiyallohu anhu bilan bo'lgan jang to'polonlarida 70 ming islomning sher insonlari shahid bo'lgan. Mana shu masalada. Ha, 100% islomiy bo'lish kerak. Yo, 100% hizbiy bo'lish kerak sizlarga. Nima qilsin odamlarni aldab? O'zingizlarning partiyalardan kimdir xalifa bo'lish kerak. O'shanda ham sizlarga men kafolat beraman, ergashmaysizlar. O'shanda ham ergashmaysizlar. U ham unda ham yoqmaydi sizlarga. Hozir Nabahoniy tirilib kelsa, men xalifaman deb e'lon qilsa, ergashmaysizlar. Nimaga? Nabahoniy orqada qolib ketgan odam. Bizga hozir Mahmud o'zi nomzodini qo'yadi, o'zbeklardan men deydi. Shiyalar qilmagan taqiyani qilyapsizlar. Shiyalar qilmagan taqiyani qiyuribdi bular. Shiyalarda taqiya vojib. Mahmud 2 yil odamlarni aldab yurdi. Meni hizbiga aloqam yo'q, hizbiy a'zosi emasman, men hizbiga da'vat qilmaganman deb. Aldab yurdi odamlarni. Men birinchi menga izoh yozgan, birinchi Facebookda. O'shanda aytganman, biz hizbiy tushunchalar bilan san xohlagandek javob bersak odamlarga hizbiy bo'lib qolamiz. Bizni o'zimizni uslubimiz bor, ahli sunnani o'zini manhaji bor, o'sha manhaj bilan javob beramiz deganmiz. Taqiya qilyapsizlar. Taqiya qilganinglarning eng katta alomati xotin bilan qo'l berib so'rashishlikni taxminan 20 yil vaqt qilgan. Sizlarning bobolari, ya'ni Hizb-i Tahrirning a'zolarining kattalari. Alboniyni anaqasi turibdi. YouTube'da bahsi hizbiylar bilan. Hizbi aytyapti, qo'l berib so'rash mumkin deyapti. Ayol kishi, begona ayol erkak bilan qo'l berib so'rashsa bo'ladi. Qaysi dalilsa, Buxoriyda hadis bor. Ummu Salitmidi? Bir sahobiy ayol payg'ambar alayhissalotu vasallamga bay'at qildilar degan hadis.
Albaniya aytyapti ki, bayat qildilar, qo'llarini qo'llariga berdilar demayapti degan. Ayollar, men bo'ldi sandan bayat oldim degan deyishlari mumkin. Ochiq sarohatan matnda yo'q, qo'lini ushladi degan. O'shani dalil qilib ular xotin bilan qo'l ushlasa bo'ladi deb dalillarni keltirgan. Keyin buni gapirsak, ya'ni ummat bizni eshitmay qo'yadi deb kattalari taqiya qilishni boshladi. Hali yuqorida bir birodar aytibdi-yu, qabr azobi yo'q, mana Yosin surasida "Man ba'asana min marqadina hada" degan oyatni o'qib, kofir surchalinganda o'rnidan turib, "Kim bizni maza qilib yotgan o'rnimizdan uyg'otdi?" deb savol beradi. Qabr azobi bo'lsa nimaga azobdan uyg'ondik demayapti? Mana shu dalil deb bahslashgan biz bilan bular. Men es bilaman shularni. O 93, 94, 95 yillarda bahslashgan shular. Biz ulamolar nima deydi? Bu ikkinchi sur deydi. Birinchi sur tepasida turibdi deydi. Birinchi sur cholinganda hamma o'ladi. O'lganda qabr azobi, qabr rohati bo'ladi. Ikkinchi sur cholinganda ikkinchi sur hamma azob farishtalari ham hammasi o'ladi. Ikkinchi sur. U oradagi bitta oyat tashlab yorib turib, bular qabr azobini inkor qilib kelgan edi. Qarasa, ummatni 90%dan ortiq ahli sunna bular qabr azobi haqida gapirsak, ishimiz muammo bo'ladi dedi-da taqiyaga o'tdi. Qani deydi. Usullarida buzuqlik bor. Yuqorida Mahbubiyam aytibdi. Jahmiy al-Musaffonning falsafasini bular ajoyib falsafa deydi, aqliy falsafa deydi. Xulosa qilib aytganda do'stlar, bular hozirgi kundagi islom ummatini ichiga tushgan qurut. O'lgan qurut lekin, hali o'zini qobig'iga o'ralib qolib o'lib bo'lgan, fikrlari unaqa g'alaba qiladigan emas. E'tibor bering, O'zbekistonni tog'ut, fosiq deyapti-da. O'zi Shvetsiyaga iltimos qilyapti. Shvetsiya rasmiy idoralari Qur'onni yoqishlik uchun davlat himoyasida Qur'onni yoqtirib masxara qildirishdi. Shu odamlarga xizmat tahrir iltimos qilyapti. Bularni harakati siyosiy harakat, dinmas bularniki. Bular qancha O'zbekistonda ko'p odam qamalsa, O'zbekistonning siyosiy ahvolini tashqi dunyoda reytingini tushirishligi oqibatida bular manfaat oladi. Ichimizdagi quloqlar, birodarlar. Kim bularga havas qilsa, ergashsa quloq bo'ladi. Ya'ni tashqi razvedkaga quloq bo'ladi. Bo'lganda ham o kofir murtadlarga, mushriklarga, ateistlarga quloq bo'ladi. Ular bularga ozgina yem tashab qo'yadi, ofis beradi, bo'ldi himoya qilamiz sizlarni, odamlarni ko'chaga chiqaringlar. Polshaga o'tkazib qo'ygan Mahmudni. Ukrainaga boruvdi, Ukrainadan qochdi. Polshada o'tiribdi hozir. Va suhbatlashganda e'tibor beringlar, mutlaqo saviya bir levelga tortmaydi. 10likda gaplashaman desangiz, bular bilan gaplashish uchun 5ga, 4ga, 3ga tushishingiz kerak. Tushib o'sha past o'rvinga tushib, "Ey, mana ma'nosini bilasanmi? Bu san aytayotgan bo'yicha Mahbubiy aytayapti. Sen aytishing bo'yicha xalifa bo'lmasa islomiy davlat bo'lmaydimi?" desa, "Bo'lmaydi" deyapti. Unda yo'q ekan islomiy davlat. Bo'lmagan ekan-da tarixda. Tarix haqida gaplashmayapman san bilan deyapti. Yo'q, san bilan tarix haqida gaplashmayapti. Tarixda bo'lgan hodisalarda islom davlati bo'lmagan ekan-da demak. To'g'ri gap bu. Javob yo'q. Nimaga? Kallada yo'q. Kallada Hizbut Tahrir degan iloh bor. Hizbut Tahrirning gapini qo'llab-quvvatlamaguningizcha osmondan Iso tushsa, Isoni inkor qiladi bular. "Ya siz de chekarab turib turing" deydi. "Hizbut Tahrirga to'g'ri kelmayapsiz" deydi. Xalifalik deb baqirishdi. U zonalarda Allohu akbar deyishgan. Eshit, xalifalikni e'lon qilganda. 3 kundan keyin uni kattalari "Yo, bizdan emas ekan" desa, bu shar'iy emas ekan deyishdi. Shar'iyni bilmaydi o'zi. Kattalari aytgani uchun shar'iy bo'lib qoldi. Bular o'zlarini arboblarini iloh qilib olgan odamlar. Men bularni majoziy ma'noda aytayapman-da, Qur'on aytgan ta'lim bilan. Lekin biz ularni musulmon deymiz. O'zining shaxsiy qarashlaridan samimiy shaklda ta'assubdan voz kechmaguncha bular to'g'ri yo'lni topa olmaydi. Bularning kallasida quluf bor, kodlangan bular.
o'sha gapni valdirab turaveradi, valdirab mana shu gapni turaveradi. O'sha gapga kelmaguncha siz kazzob bo'lasiz, siz ertaga aytayotgan bo'lasiz, siz o'yin o'ynayotgan bo'lasiz. Boshqalarga ibrat bo'lsin deb gapirdim. Hozir razvedkadan kelyapman-da, haligi oldin tarixda benamozlar daralanganligi keltirilganmi, ular bilmas ekanda darda haqiqatdan bir jazolagan joyi bormi, shundan so'rayapti. Yo'q, nazariyda umuman benamoz odamni jazolash masalasi nazariy fikrlar, ular ijtihodiy masala. Faqat o'tdagi masala e'tiqodga aloqador bo'lganligi uchun taftish qilingan. Namoz o'qimagan odam nima uchun o'qimaydi? Namozni farzligini inkor qilib o'qimaydi. Nima bo'ladi? Kofir bo'ladi deyishgan. O'sha namozni farzligini inkor qilmayman desa bo'ldi, unga ta'zir bo'ladi. Ta'zir qamab qo'yish yoki jazolash yoki aloqani uzib qo'yish. Bular hammasi nazariy bilimlar, lekin tarixda yo'q, amaliyotda yo'q, hech kim bu ishni qilmagan. Endi Qur'ondan bitta oyat aytaman sizga. Bular Qur'onni ham inkor qiladi bu e'tiqodi bilan. E'tiqodini buzuqligi Qur'on oyatiga ham qarshi ketadi bularni. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين فتنوا البت قتلوا غزه مؤمنلارını قتل قلغانلار مؤمنلارını قتل قلغانلار ثم لم يتوبوا sonra tavba qilmasalar وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ ularga jahannam azobi, وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ularga olovli azob, deyapti Alloh taolo. Hasan al-Basriyni shu oyatda tafsirida aytadilarki, Allohning rahmatining kengligini qarang. O'zini do'stini, o'ziga iymon keltirgan zotlarni o'ldirgan odamlarni summalam yatubu, deyapti. Agar tavba qilsa kechiradi. Bular kechirmaydi mana bular. Mo'minni o'ldirgan odam. Summalam yatubu, agar tavba qilmasa jahannamga ketadi, deyapti. Tavba qilsa kechiradi Alloh taolo. Bular islom dinini jazolash dini deb o'ylaydi. Yo, islom dini afu dini. Benamozni hukmi nima deganda ulamolar qo'lidan yetarlab masjidga olib borish degan. Jazolash demagan. Jazolash haqidagi masalalar siyosiy istiqrorni, davlatni vaziyatini to'g'ri yo'lga solishdagi nazariy bilim hisoblanadi. Nazariy bilim. Bunaqa bilimlar juda ko'p davlatlarda bor, ijrosi yo'q. Ya'ni qolgan qonun bo'lib qolgan ular. Nimagadir bog'liq bo'lib qolgan. O'sha bog'liqligi turibdi-da, qonun o'zgarmaydi, turibdi fatvo. O'sha fatvoni olib hozir ijro qiladimi? Yo'q. Nyu-Yorkda otni o'g'irlaganga o'lim jazosi bor. Qonunchiligi turibdi, Amerikaning qonunchiligida. Ot o'g'risiga o'lim. Kaktusni kessa Ohayoda, agar adashmasam, 25 yil qamoq jazosi. Jinni jinni jazolar bor. Ulardan so'rashdi, nimaga bunaqa sizlarni bu nimaga turibdi desa, bizni qonunchilik o'zgarmaydi. Harakat qilamiz o'zgartirmaslikka. Bir paytlar shu qonun joriy bo'lgan. O'sha qonun turibdi hozir, hozir yo'q. Hozir o'sha shtatda kaktus yo'qolamam ketgan. Yo'q kaktus. Lekin qonunda turibdi. Men ularni misoliga bizikini tenglamoqchi emasman, taqqoslab ko'rsatmoqchiman. Bor bunaqa narsalar. Benamozni jazolash masalasi, u e'tiqod masalasiga tortib ketadi, u siyosat masalasiga tortib ketadi. Masalan, o'zbeklarda bo'lgan. Bundan taxminan 100 yil, 200 yil oldin xalq o'zi ta'zir bergan. Jamoatga chiqmagan odamni uyiga bostirib borishib, yotoqxonasidan olib chiqib, ko'chadagi hovuzga tashlashgan. Jamoatga qatnamagan odamni. Xona salot deyishgan, xona salot. Haqoratga o'xshagan ro gap bilan gapirishgan. Bular hammasi ta'zirlar bular. Lekin qozi buni an'anaviy shaklda hammani ko'zida ko'rsatib qilmagan bu ishni. Bular o'zlarini fikrlariga to'g'ri kelmaganligi uchun tirnoqning ostidan kir qidirib boshqalarni loylashga harakat qiladi. Masalan, mohiyati shu yerda.
şahsi fikirleri ilah bilan tushunsa, shu gapdan to'g'risi yo'q. Eng to'g'ri gap hizbiylik bo'ldi. Hizbiylikka Qur'on ham xizmat qilish kerak, hadis ham xizmat qilish kerak. Mahmud bilan bo'lgan 4 soat, 5 soatlik bahsda qani menga hadis keltir, xilofatni o'rnatish kerak degan keltir deb savolga javob bergani yo'q. Oxiri Husayfatul Yamoniyning hadislarini o'sha sunna takunu al xilofatu deyapti. Takunu nima degani desam, shuni qil degan tarjima qilyapti. Takunu degani bo'ladi degani. Kelajakda bo'ladi, sizlar yig'ilib olib qilinglar degani emas. Payg'ambar alayhissalomdan Husayfatul Yamoniy so'ragan. Agar imom, ya'ni xalifa va jamoat topolmay qolsak nima qilaylik degan. Eng oxirgi savol. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga oxirgi nuqtada savol beryapti. Xalifa yo'q, jamoat yo'q, nima qilaylik? Deganda i'tazil firaqa kullaha deganlar. Hamma tafriqa, hamma firqalarni hammasidan ajrab chiq deganlar. Uyini lozim tut deganlar. Daraxtni ildizini chaynab bo'lsa ham hech kimga aralashma deganlar. Taqidi Nabahoni xilofat qur deyapti. Mana shu nuqtaga kelganda Rasululloh ajra birortasiga qo'shilma deyaptilar. Bular xalifa o'rnat deyapti. Rasulullohga ergashamizmi bulargami? Biz Rasulullohga ergashamiz. Biz bunaqa fitna davrlarida hammasidan voz kechamiz. Ahli sunnani kelmasida davom etamiz. O'z aralashmoqchimasdim. Alloh xayrli qilsin. Suhbat davom ettirib turaverasizlar. Mulohaza, qo'shimchalar bo'lsa, bemalol gaplashib turinglar. Men imkoniyat bo'lsa yana kiraman. Bo'lmasa shu atrofda men eshitib turaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.